İyi akşamlar sevgili takipçilerim. İyi bir hafta diliyorum öncelikle. İnşallah mutlu olduğumuz, güzel şeyler yaşadığımız güzel bir hafta olsun. Haftaya güzel başlayalım, enerjik başlayalım arkadaşlar. Evet Reza Zarrab durmuyor arkadaşlar. Ee, adam geldi ülkeyi dolandırdı gitti. Tadık koruma programlarıyla itirafçı olarak Amerika'ya gitti ama hala biz Reza'yı konuşuyoruz. Çok enteresan bir durum. Enteresan şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Ee, Seren'e çok kızgın haliyle ister istemez ne haddi neyse aslında buradaki çıbanın en suçlunun e, Reza Zarrab olduğunu düşünüyorum. Birisi de bana e, şey yazmış biliyorsunuz ben biraz takılıyorum böyle kötü yorumlara. Reza güzel yemlemiş seni falan diyerekten. Ne alaka ne mana <laughs> ne yapsam yaranamıyorum kimseye mutlaka benim aklımda olumsuz bir şey bulup yazıyorlar arkadaşlar. Reza Zarrab kendisine ait olduğu iddia edilen bir hesap üzerinden Instagram hesabı üzerinden şahsıma eleştiriler yönelten Seren Serengil'e cevap veriyorum diye demiş ki bu arada beni engellemiş aksine hakaret bile etmedik kendisine, kendisine kendi yaptıklarını paylaştık diye o hesap üzerinden o da işte misilleme olsun diye Seren Serengil'le ilgili ifşalarda bulunuyor. Enteresan bir şey. Ee, ve Seren'e de enteresan Seren Yaşlıgil demiş. <laughs> Ay komedi ayol herkes bir komedi. Seren Yaşlıgil demiş. Ee, ondan sonra demiş ki Seren Yaşlıgil demiş ki o içeride 6 gün kalmadı 2 yıl kaldı. Kefaletle çıktı falan demiş Seren. O da diyor ki kefalet doğru ben 6 gün cezaevi sonra kefaletle özel bir evde bir buçuk yıl tanık koruma programına alındım ve tanık koruma programı ile adım değiştirildiği doğrudur falan gibisinden kendiyle ilgili onun da derdine bak. O kadar skandallar, hadise olayları, ne bileyim işte e, Ebru Gündeş olayları dururken onun da derdi mahkemesiyle ilgili konuya cevap veriyor sosyal medyalardan. Herkes kendini e, işte kendisiyle ilgili konularda konuşuyor. Hani kendi canı yandığı yerden konuşmayı seviyor arkadaşlar. Ee, bir kere öncelikle Reza ay tanımam etmen, tanıma şansım olasılığım sıfır bir yerde karşılaşmak, ne bileyim bir yerde e, ne bileyim muhabbetim olma olasılığı sıfır bir insan beni nasıl ne şekilde e, bulur da para verir o da enteresan bir bakış açısı bir tane öyle mesaj geldiği için söylüyorum. Reza Zarrab yani çok parası olabilir, kadınlarda çok parası olduğu için etrafında pervane olabilir, e, ne yalan söyleyelim hangi kadın? Bu takım e, jestlere, bu, bu takım büyük hediyelere ne bileyim hayır diyebilir. Şöyle bir düşünmek lazım hani biz eleştiriyoruz hadiseyi madiseyi ama hadiseyi de kıskanıyor Seren de biraz ondan yapıyor bu kadar yani kıskandığı için yapıyor. Ee, böyle büyük paralar, yalılar, malılar. Bunlar nerede hayatım 3 kuruş, 5 kuruş görmedi bunlar kendi döneminde. Şimdi şok oluyorlar, bakıyorlar ki hele hani o şey Maya da çok kızıyor. Bunlar böyle bakıyorlar, yatlar, katlar, VIP uçaklar, jetler. Görüyor, kadın deliriyor. Tabii sarıyor bunlara. Ne yapsın, günah yazık. Ona da ayrı bir üzülüyorum. Ama Reza bence daha çok fazla konu patlatacak. Bu kadar çok parası olduğuna göre demek ki adamları var. Yani herhalde kendi hesap açıp da oradan bir takım yasak diyeyim ya engellenmez mi? Çünkü düşünsenize bu adam ülkesine ihanet etmiş bir adam. Amerika'da bir şekilde Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunacağı için tanık koruma programına alınmış. Yani bizi kötülüyor, bizim ülkemizin ne bileyim ne biliyorsa artık bizim ülkemiz hakkında ya da ne 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 bilgi varsa elinde bir arabiliyorsunuz pek sıkı fıkıydı bizim ülkemizde iş adamlarıyla şunla bunla artık ne gibi gizli ticari ilişkiler ya da ne bileyim yüksek mevkideki devlet adamlarıyla ne gibi bir diyalogları var ki koskoca Amerika bunu almış özel ismini değiştiriyor evlerde mevlerde koruyup bakıyor ne gibi bilgi var elinde. Demek ki İran'la Türkiye arasındaki işbirliği ile alakalı Türkiye'yi ticari anlamda zora sokacak bir bilgiler, belgeler var ki bu adamı bir şekilde e, besliyorlar. Böyle bir adam için değer mi? Ne e, hadise ne Ebru Gündeş bu kadar para kazanan ne duyumsuzluk görüyorsunuz değil mi hanım? Yani bu kadar para kazanan kadınlar yani daha fazlası için e, ne bileyim ülkesindeki aforoz edilmiş e, ne bileyim artık kara alınmış bir adam için hala birbirine düşebiliyorlar. Çok enteresan geliyor bana. Gerçi Ebru Gündeş bu olaylar patlamadan önce evlendi hadi diyelim ama bu olaylar patladıktan sonra eğer Hadise de bu adamla beraber oluyorsa yani ne bileyim bu kadar mı gözünüz döndü anacım? yani gerçekten e, bazen para nelere kadir diyoruz arkadaşlar Seren Serengil tabii ki durmuyor yani e, o da işte karşı atakta bulunuyorlar e, bugün bir benim takipçim demiş ki Seren Serengille e, bir cana baktım mı birisi saçını toplamış herhalde senin etkinde kalıyorlar pek bir usturuplu değerli toplu duruyorlardı diye hakikaten de öyle yani bazen bunları ben bir silkeliyorum en büyük takipçim bunlar emin olun beni izliyorlar ve ertesi gün e, dikkat edin bundan sonra ilk biz yaptık demez artık Seren. <laughs> ya da bir can artık biraz saçıyla oynuyor. ne bileyim kılıyla kıyafetiyle işte de, demek ki e, e, hakikaten ben onların aslında üçüncü gözüyüm. bakın dışarıdan sizi eleştiriyorum ve siz olumlu yönde kendinizi geliştirip değiştirebilirsiniz ama fesatlıklarından. Ee, biz bunun hakkında konuşursak yani güya benim hakkında konuşurlarsa ben prim yaparım diye düşünüyorum. Ne yapacağım? Bu saatten sonra ben kalkıp da e, sizin yerinize geçecek değilim. Ne bileyim bu saatten sonra bunlar öyle düşünüyor ama bunlar köylü kurnazı. Kendi akıllarınca benden konuşurlarsa ben e, işte ünlü ne bileyim beni gündeme getirirler. İşte bir, ben bunun peşinde olduğumu falan zannediyorlar onların akıllarınca. Gizli kapaklı takip ediyorlar. Gizli mesajlar eee imalı mesajlar veriyorlar ama benden bahsetmiyorlar. Bal gibi de izliyorlar. Bal gibi de söyledikleri dert oluyor. Nasıl biliyor musun? Seven hasta içi şişti şişti patlayacak da işte güya e, Allah Türk'ü eski kafa oldukları için bunlar. Ben onu ona gündeme. Ay o sizin yaptığınız haberle ben ne gündeme geleceğim yok? Kimi haber yaptınız da gündeme geldi yani. Saçma sapan. Zaten hadise dediğin ünlü kadın ya da konuştuğunuz insanların zaten yani siz kimi konuştuğunuzda ünlü yaptınız ki benim sizin beni konuşmanızla ünlü olayım ünlü olacak olsam Beyaz TV'ye çok programa katıldım. Öyle ünlü olurdum yani. Sizi konuşmanız da mı olacağım? E i̇şte kendilerince kezbanlar ya Allah Turka beyinler oldukları için Afedersiniz. affedersiniz ee, tele kızları konuştular. Herkesi konuştular böyle konuşmaya hani beni e, kafalarınca ünlü yaparlar gibi algılıyorlar. Ayol oturdunuz bütün gün TikTok'taki tele kızları bile konuştunuz. Ee, tele kızları bile ekrana bağlatıp e, program yaptınız. Kurban olun Ayol siz bana. Zaten ben sizi gibi düşük seviyesiz bir programın e, içinde yer almak, konuşulmak asla istemem biliyor musunuz? İstedim. Benim için iyi biliyor musunuz? Sakın beni konuşmayın. Sakın bana cevap vermeyin. Veremezsiniz zaten. Ben bir kere sizi affedersiniz parmağımda üçünüzü sallar e, beyaz sevinin duvarına çarparım yani. Siz zaten benimle baş edemezsiniz o çapsızlığınızla da. Ben ne Reza'ya benzerim, ne Ebru'ya benzerim. Benim öyle kaybedecek milyonlarım yok. Benim onlar gibi korkacak, kaybedecek çok şeyim yok. Bir canımdan başka. O yüzden sizi böyle parmağımda Seren akıllı kime sataşacağını biliyor. Bak Deniz Akkaya, sataştı da ne oldu yol bana? Tüh uçu verdi gitti oradan. Deniz e, başına ne geldiyse Seren'in de başına o gelir yani. Siz beni mahkemeye verseniz ne olur? Benimle uğraşsanız ne olur? Ben bunlardan korkmam. Yanlış da bir şey söylemiyorum. Deyin ki söylediklerinde yanlış var. Siz kimsenin onuruyla, izzetiyle oynayamazsınız, dalga geçemezsiniz, gülemezsiniz. Ben bunları eleştiriyorum arkadaşlar. Bu ilk altı gülmeleri, böyle milletin namusuna laf etmeleri, e, milletin işte ilişkilerini beğenmemeleri o kadar ileri gidiyorlar ki o onunla olmaz. Sanki bunlar affedersiniz belirleyecek kimin kimle takılacağını. Bir ünlü bunu, bu yürümez, bu gitmez, görürsün bilmem. <laughs> bir de böyle bir tripler miripler ben onlara kızıyorum. Onları eleştiriyorum. Yani düzgün magazin yapan insanlar hakkında burada çıkıp da ben niye öyle ma magazin bu? Yani tabii ki konuşulacak. Ünlülerin hayatı merak ediliyor. Birileri birileri hakkında yorumlar yapacak. Ama bunlar egoları o kadar yüksek, kendilerini o kadar beğeniyorlar ki insanları aşağılıyorlar. Onur kırıcı söylemlerde bulunuyorlar. Ben onu eleştiriyorum yoksa Seren Serengil de zamanında az fındıklar kırmadı, az onun da kendine göre e şimdi kendini savunuyor. Eskiden işte gazete haberleri, manşetleri atardı da bizim öyle açıklamalarımız olmazdı da felandır da pişmandırların arkasına sığınıyor ama size e, gazeteler e, öyle giyinin demiyordu. Kılığınız, kıyafetiniz siz sanki mayo giymediniz, siz açık saçık kıyafetler giymediniz, siz sanki erotik hareketlerde bulunmadınız da şimdi şeymalara, hadiselere, Ondan sonra sanki bunlar Mekke'ye cami yaptırmış. Bütün gün zikir çeken namazında niyazında kadınlar da milletin affedersin ahlakına laf ediyorlar. Ben ona kızıyorum bana ne ayol yoksa. Yani biraz usturuplu ne bileyim, eleştirmenin kırmadan incitmeden insanları bu kadar yaralamadan yorum yapılır. Ama bunlar nasıl biliyor musun ahlaksızlıkla suçluyor. Evet bir de kendi dönüm kendi hayatınıza bakın yani o yüzden e, bir can bugün mürebbiye gibi saçını toplamış tepede ay ne yapsan yakışmıyor bir can <laughs> ne yapsan gitmiyor sende e, yine bir takipçim demiş ki bunu bir ara lerzan hakkından iyi geldi öp beni sev beni ondan sonra tiye almış artık e, videolarda öyle garip bir şeyleri varmış ben çok da ilgilenmediğim için. Ee, bu kızla. Yani sizin de mazinizde neler neler konuşulmuş Şenol İpek'le beraberken işte evliyken başka bir adamla adı çıkmış bunun da. Yani sizin hakkınızda da iddialar var. Buna rağmen siz çıkıp böyle bir olayı yakaladığınızda insanları böyle nasıl biliyor musun? eziyorlar. Küçümsüyorlar o ecelonaya. <laughs> Ay kimse yok da konuşuyoruz falan yaptılar böyle. Ne bileyim işte birini çıkarıyorlar işine geleni övüyorlar işine gelmediklerini gömüyorlar. Ee, biz de eleştiriyoruz anacım. Siz nasıl millete e, tepeden bakıp beğenmediklerinizi eleştiriyorsanız, ben de size tepeden bakıp sizi eleştiriyorum. Millete insanlara çöp denir mi? Millete bir de çöp, siz çöpsünüz. Biz bugün konuşup atıyoruz gibi laflar ediyorlar. Siz de benim çöpümsünüz. Ben de siz böyle yaptıkça ben de sizi konuşacağım anacım. Şimdi bir de biliyorsunuz Seren Serengil'in bir ağlama hikayesi var. Onu zaten açıkladım. Ben annesiyle ilgili konuyu anlatırken ki ağlamasından bahsettim. Yoksa bana hani e, hayvan e, severliğini tartışmadım, laf etmedim. Bugün de güzel e, söylemlerde bulundu. Y yedi kat düşmanım da olsa, e, hayvanların yararına söylemlerde bulunan, katkısı olan kimseye e, yanlış bir cümle kurmam. Tabii ki e, tasvip edilemez görüntüler gördük. Hiçbirimizin e, kabullenemeyeceği görüntüler gördük. Bugün de doğru söylemlerde bulundu. E, toplumsal e, farkındalık yaratmak için barınaklar hakkında e, ters giden şeyleri, söylemeleri, takipçileri takipçisi olmaları çok güzel. Alkışlarım bunu. Bunu asla eleştirmem ben. Ben bir kere ne diyorum? Tarafsız, objektif bir insan olduğum için eğer böyle bir şeyleri yaparlarsa onlara alkışlarım. Yemin ederim bir canı bile alkışlarım. Eğer e, hayvanlar adına e, zulüm gören, işkence gören köpekler, kediler adına güzel şeyler yap, yapıyorlarsa ben burada onları alkışlarım, takdir de ederim. Ama böyle e, ne bileyim egza, egzajere ederek reyting almak için ağlıyormuş gibi numaralar yapıp ana konudan sapmanın da manası yok. Onun bir faydası yok çünkü. Siz sorumlusunuz. Yayıncılık yapıyorsanız, ekranda 80 milyona hitap ediyorsanız o yayıncı anlayışıyla açıklamalarda bulunabilirsiniz. Bugün ne güzel açıkladı bak. Demek istenilince olabiliyormuş. Vallahi bunları silkelemem bunlara yarıyor. Gayet güzel bir şekilde barınaklardaki e, işte rehabilitasyon merkeziyle ilgili yapılması gerekenlerden, orada kalma süreleriyle ilgili, ne bileyim işte sanatçı dostlarıma sesleniyorum. şöyle işte e, bakalım edelim demesi takdir edilecek bir şey. Ben bunları eleştirmedim ayol. Bazıları işte e, konuları hızlı konuştuğum için belki de e, ya da, videoyu kaydırarak mı izliyorlar nedir? Önünü başını dinlemeden ay ağladı gerçek ağlıyordu. Ay ben köpekler için ağladığı konusunda yorum yapmıyorum veya işte köpekler için konuşuyordu. E konuşsun ne güzel e çünkü onların böyle bir imkanı var topluluklara hitap ediyorlar daha geniş kitleler izlediği için bir farkındalık yer aslında yemin ederim buradan alkışlarım hiç de gocunmam yani o yüzden ee, iyi yapılan hiçbir şey hakkında ben kötü yorum yapmam arkadaşlar. İnanın buna. Yani e, to, hele de toplumsal hele de bütünün hayrına bir şeyler yapılıyorsa ve konuşuluyorsa asla eleştirmem. Asla eleştirmem. Gurur bile duyarım. Ama şimdi siz kalkıp insanların kişilik haklarına saldırıda bulunuyorsunuz. İnsanları aşağılıyorsunuz ve tepeden bakıyorsunuz. E siz bunu yapınca ben sizin bu yönlerinizi eleştiriyorum. Yoksa onun dışında herhangi bir bu e, garezim, kişisel bir husumetim hiçbiriyle olamaz. Ne kişisel husumetim olabilir? Tanımam, etmem. E, bir de yine e, takipçilerim beni yönlendiriyor. Evet sevdam ve dua gibi anlaşıldı. İşte Seren'le Bircan için söyledikleriniz falan dedi. Doğru ben dedim ki insanlar yaptıkları bu hayatta bir döngü var arkadaşlar. Şimdi siz kalkıp insanların ilişkilerini yargılarsanız, küçük düşürürseniz, ahını alırsanız, ağlatırsanız bunun bir bedeli olacak. Ben bunu da çok yaptıkları için 10 senedir bu televizyon sürekli ünlülerle ilgili ite kaka gencecik kızlar hakkında neler söylediler. O kızların empati yapın bir üzüldüler, e, ah ettiler. E bu ahlar bir gün çıkacak dedim ya. Normal ölmeyeceksiniz dedim. Bu benim temennim değil. Bu sadece bir düşünce, bir öngörü. Yani diyorum ki eğer bu kadar kötülük ederseniz bunun sonucu olur, bunun neticesi olur. Siz de normal can veremezsiniz dedim. Bu başka bir şey. Yani e, bu benim kişisel fikrim. Eğer siz kalkıp da can yakarsanız bir gün canınız yanacak. Hayat şu andaki sizin o e, şatafatlı ışıklar altında reyting almak için geçirdiğiniz andan ibaret değil ki hayat akıyor. Bunun bir yaşlılığı var, bunun bir ilerisi var. Allah insanlardan günlük hesap sorsa taş üstünde taş kalmaz. Öyle değil mi? Herkese e, yaptığı hatanın bedelini o dakika ödetse dünyada insan kalmaz. Ama ben bu yaptıklarının ceremesini çekeceklerini düşünüyorum. Ben bu benim fikrim. Yoksa. E, Temennide bulunmadım ve dua etmedim. Bu yaptıklarınızı nasıl hesabını ödeyeceksiniz? Nasıl can vereceksiniz? Normal yolla ölmeyeceksiniz dedim. Benim söylemim o konuda da böyleydi. Yine bir takipçim demiş ki işte üçüncü ne bileyim bir de şey demiş insanların ölüm şekli falan vallahi etkili oluyor. Siz ne derler? Su testisi su yolunda kırılır. Sürekli cinayet işleyen bir insan yatağında huzur içinde mi ölüyor? Ne yol seçtiyseniz, entrika mı seçtiniz, kötü yani zarar mı verdiniz, incittiniz mi? Bir gün siz de inciniyorsunuz. E, elinde e, silahla, affedersiniz ona bunu ateş edenler bir günde silahla vuruluyor. Öyle değil mi? Yani şimdi bir kere su testisi, su yolunda kırılır lafı çok doğru. Eğer sen her e, uslanmaz, ne bileyim akıllanmaz insanlara zarar verirsen bir gün sen de zarar görürsün. O yüzden benim söylemeye çalıştığım buydu arkadaşlar. Ego Koşulsuz, şartsız olmaması gereken bir şey insanlarda maalesef hepimizde var. İnsanız, doğamızda bu var ama kaptırmamak da lazım. Kaptırmamak da lazım. Yani bir empati de yapmak lazım. Karşındakini de düşünmek lazım. E, bu kadar ölümcül konuşmamak lazım. İncitmeden vardır bunun bir dozajı ya. Yani e, illa can mı yakmak gerekiyor reyting almak için? Zarar mı vermek gerekiyor? Ben bunları söylüyorum arkadaşlar. Evet, Seren Serengil ve Reza için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Tekrar söylüyorum Reza Zarrab'la benim hiçbir diyaloğum olamaz. Hiçbir bana katkısı olamaz. Ee, böyle bir yorum, enteresan yorumlar geliyor. Bunu da ne mana anlamış değilim arkadaşlar. Allah kahreylesin. Ülkemi hele de ben milliyetçi bir kadınım yok. Ülkem hakkında böyle söylemlerde bulunan birisine sempati duyma imkanım var mı? Asla olamaz. Neyse asla da demeyeyim. Yalı alırsa düşünebilirim dermişim. <laughs> evet arkadaşlar. Sanakatsiz dizisinin e, biliyorsunuz yıldızları. E, dizideki ezeli rakipler. Cansu Dere ile Melis Sezen. Miami'de tatildeler. Muhteşem görüntüleri, pozları e, yansımış arkadaşlar. Sosyal medyada herkesin önüne denk geliyordur. Güzel bir ikiliydiler dizide. Güzel partner olmuşlardı. Ee, o dizideki herhalde gelişen dostluk devam ediyor. Ee, resimlere de yansıyor, güzel resimlerdi. Ben çok beğendim gördüğümde arkadaşlar. Bir de e, üzücü haberler var arkadaşlar. Sıla'dan kötü bir haber. Sıla e, bir ay önce beyin kanaması geçiren babası Şükrü Gençoğlu'nu 73 yaşında İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah kaybetmiş arkadaşlar. Sıla'ya baş sağlığı diliyorum. Gerçekten anne baba kaybı insanda derin izler bırakıyor. Bir kabullenememe, ölümle en kötü yüzleşme anı. Yani işte orada ölümle yüzleşiyorsunuz bu kadar yakınınızı kaybettiğinizde annenizi, babanızı bir daha onları göremeyeceğiniz düşüncesi insanı mahvediyor. Gerçekten çok zor. Hele de e, ne bileyim aralarındaki bağ güçlüyse annelik, babalık. Kızıyla evladıyla sık görüşüyorsa hani aralara zaman girmediyse ya da ne bileyim kötü geçmediyse yıllar korkunç bir şey. Ben uzun süre e, annemle babamla görüşemediğim halde kabullenememiştim. Çok etkilenmiştim. Çok zor bir durum. E, Sıla'ya e, başsağlığı diliyoruz. Sabır diliyoruz. Gerçekten zor. Bir de biliyorsunuz renkli dünyada renkli işler yapıyorsunuz. E, kayıplarınız olduğunda da. Gülmek zorundasınız, işinizi yapmak zorundasınız. Bir doktor değilsiniz ki, bir mühendis değilsiniz ki. Düşünsenize sahne sanatçısısınız. Ne kadar zor. Acı çekerken bile onu belli etmemeye çalışmak durumundasınız. Şu an kim bilir ne psikoloji dedir Sıla? Sıla'ya tekrar tekrar baş sağlığı diliyorum ve yine bizimkiler dizisinin tanınan oyuncusu çok da gerçekten. Karakter oyuncusu. Dizilerde hep böyle yaşlı hanıma rolündeki kadınları falan da oynamıştır. 79 yaşındaki Güzin Çorağan vefat etti arkadaşlar. Ona da Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli bir oyuncuydu. Ne kadar çok insanı kaybediyoruz. Ne kadar çok yaşam yetip gidiyor gözlerimizin önünde. Bir gün ölüm mutlak gerçek. Hepimiz öleceğiz. Umarım Allah'a veremeyeceğimiz e, ...hesabımız olmaz... ...ağır ne bileyim e, yüklerle... E, ...can vermeyiz... E, ...bir de bunun öbür tarafı var... E, ...biraz da e, öbür, öbür tarafı da... ...düşünerek yaşamak lazım arkadaşlar... ...can yakmamak lazım... İlginç bir haber daha... E, Kosova asıllı İngiliz... ...şarkıcı Dua Lipa... ...Arnavutluk vatandaşı almış... ...Arnavutluk Cumhurbaşkanı... E, ...bakıyoruz... Bajram ve Lipa'ya müzik aracılığı ile Arnavutluğun ününü uluslararası alanda yaymadaki rolü nedeniyle vatandaşlık verildiğini açıklamış. Enteresan bu hani ülke değiştirmek, farklı bir ülkenin vatandaşı olmak bana çok uzak geliyor ya. Asla ben mesela tamam giderim, gezerim, tozarım, yaşayabilirim ama ne bileyim vatandaşlığımı değiştirmek bana son derece şey geliyor uzak geliyor. Belki çifte vatandaşlık olabiliyorsa şimdi herhalde onu da kaldırdılar. Belki çift vatandaşlık o da belki o ülkedeki sosyal haklar için düşünülebilir. E, atıyorum Almanya'da yaşayanlar, Avrupa'da yaşayanlar biliyorsunuz sosyal haklarını elde edebilmek için böyle bir şeye başvurabilirler ama ne bileyim kökenimi, soyumu inkar etmeyi ya da yok saymayı asla düşünemem. Bu asla benlik olamaz diye düşünüyorum. Çok seviyorum ülkemi. Hiçbir zaman da ülkemin e, bana sunduğu haklardan, ne bileyim adından, şanından vazgeçemem diye düşünüyorum arkadaşlar. Beni çok seviyorsunuz, beni sevenleri ben de çok seviyorum. Güzel yorumlarınızı okuyorum, o kadar mutlu oluyorum ki. O kadar keyifli yorumlar var ki. Kırgızistan'dan, Avrupa'dan, o kadar çok Amerika'dan, birçok ülkede, İtalya'dan izleniyorum, yorumlar alıyorum ve çok mutlu oluyorum. Özellikle Azerbaycan'dan ne bileyim Rusya'dan enteresan nasıl bu kadar çok insana hitap ediyorum nasıl onları e, beni buluyor ve izliyor bazen şaşkınlık içindeyim ama çok da hoşuma gidiyor mesajları okudukça e, mutfakta olmam bazılarınıza samimi geliyor işte diyor ki ay sanki bir arkadaşıma gitmişim de onunla sohbet ediyor gibi hissediyorum kendimi diyor öyle zaten <laughs> öyle de gelsin e, mutfak hakikaten samimi geliyor özellikle ben biraz ne bileyim böyle ayakta durmayı da seviyorum arkadaşlar. Oturunca böyle yayılarak sohbet etmesini sevmiyorum. Bugün bir konuğum gelecekti. Sosyetik güzel Melisa Özmen. E, toplantıları varmış işi gereği. Onun da başına ilginç şeyler gelmiş. O da geldiğinde onunla ilginç bir video çekeceğiz arkadaşlar. Başından geçenleri anlatacak. Konuklu olduğum zaman oturmayı seviyorum ama böyle tek başıma Pro, ay şunu çıkaracağım ayol, ha ah, şöyle güzelliğim görürsün, belimin inceliği çıksın, ayol. elimde böyle e, seviyorum işte. Ne derler, Allah'a turk, o solistikten geliyor. O astolist -as kadın havasını hala üzerimde taşıyorum anacığım. Böyle ne bileyim bir şaldır, böyle bir e, bir şeyleri seviyorum böyle. Tutunmayı, sarınmayı, ne bileyim biraz e, süslü, kokoş bir kadınım yok Evet, dediğim gibi konuklarım olduğu zaman oturarak program yapmak hoş ama tek başımayken böyle ayakta ne bileyim yayılmadan dimdik sizlerin karşısında söylemek istediklerimi söylemek istiyorum. Yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çok keyif alıyorum yorumlarınızdan. Bazıları diyor ki o kadar çok yazdım ki e, sıkmamışım umarım diye. Ay sıkılınılır mı yol Yüzlerce yazabilirsiniz. E, defalarca yazabilirsiniz. Önerilerinizi de yazabilirsiniz bazen beni yönlendiriyorsunuz şu konuda da konuş diyorsunuz ya da şu konudaki fikirlerinizi de merak ediyoruz diye mesajlar alıyorum. Çok mutlu oluyorum. Cevaplayabildiklerimi cevaplıyorum. Ee, yorumlar önemli. Yorum yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Sevaşınız sizi çok seviyor. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın, sevaşla kalın.